Bir bütçe hazırladınız, el çokluğuyla kaldırarak indirerek geçiriyorsunuz. Bütçenizde bolca rakam var ama bu bütçede mazlumlar yok, emekliler yok, taşeron işçi yok, öğrenciler yok, yurt yok, burs yok, asgari ücrete zam yok, kadınlar yok, çevre yok, kültür sanat yok. Gerçi sayenizde artık bütçe yapacak para da yok arkadaşlar. Para yok ama olsun. Hayatta paradan çok daha değerli şeyler var. Mesela davası zorla kapatılmış Mavi Marmara mağdurları var. KHK ile işinden atılmış, hiçbir suçu olmaksızın işinden atılmış mağdur öğretmenler var. Öğretmensiz bırakılmış öğrenciler var. Bu bütçeye vergileriyle katkı sunup ibadethanesine hizmet almak şöyle dursun, her fırsatta horlanan, itilip kalkılan Aleviler var. Tutuklu gazeteciler var. Açlığa terk edilmiş asgari ücretliler var. Sayın Bakan'a sormak istiyorum. Asgari ücretli çalışanların Mehmet Cengiz kadar değeri yok mu? Peygamber Efendimizin bir sözü var. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Şimdi bu söze kulak vermediğimiz takdirde ne kadar bu sözü taşıdığımızı iddia edebiliriz? Açlık sınırının altında asgari ücretler inim inim inlerken nasıl yatağa girip de başımızı yastığa koyabiliriz? Tabii Cengiz'in vergi borcunu sıfırlarken gösterdiğimiz hassasiyetin yarısını asgari ücretlere ne zaman göstereceğiz? Bunu sormak lazım. Bütçeye geri dönelim. Adana otogarında annesinin kucağında açlıktan ölen 1,5 yaşındaki Garam bebek dediğimiz zaman köprü yaptık diyorsunuz. Samsun'da açlıktan ölen Kübra bebek diyoruz, köprü yaptık diyorsunuz. Akşama kadar mültecilerden bahsediyorsunuz. Evet, mültecilerin bir şekilde korunması erdemli bir davranıştır. Biz de diyoruz ki İzmir'de 3 yaşında Nauf bebek açlıktan hayatını kaybetti diyoruz. Köprü yaptık diyorsunuz. Sayın Bakan, hükümetsiniz, köprüde yapacaksınız, yolda yapacaksınız. Ama şöyle bir sorun var. Köprüyü yaparken köprüden geçişlerdeki tahsilatı da dolarla yapmayacaksınız. Özellikle de doların yükseldiği bu dönemde bu işlere dikkat edeceksiniz. Bu köprüleri yaparken başka köprüleri de yıkmayacaksınız. Gazze dediniz, Mavi Marmara'yı işte gördük, İsrail'e teslim ettiniz. Emevi camisinde namaz kılacağız dediniz. Halep bugün kan gölüne dönmüş durumda. Suriye lirası arkadaşlar, çok ilginç bir veri, bilen var mı bilmiyorum. Suriye lirası Türk parası karşısında %10 değer kazandı. Dünya liderimiz dediniz, Esad'la aynı klasmana sıkışıp kaldınız. Arkadaşlar, IŞİD hücreleri izlediniz, gördük defalarca. Aynı şekilde Ankara'da katliam yapıldı. Katilleri defalarca tutuklanıp serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Devlet FETÖ'ye, ordu NATO'ya, dış politikada Putin'e teslim edildi. Biz bunlardan bahsedince uzaya uydu fırlattık dediniz. Evet, güzel, uydu fırlattınız ama oradan sadece yandaşların yayın yapacağı bir zemin yarattınız. Halkın vergisinde halka sövdürdünüz. Uysa da uydurdunuz, uymasa da uydurdunuz arkadaşlar. Sayın Bakan, değerli arkadaşlar, bu halka çok büyük bir haksızlık ediyorsunuz. Niçin biliyor musunuz? Ekonomiyi çökertirsiniz, halk dolar bozdurur. FETÖ'yü devlete yerleştirirsiniz, gelir darbe yapar, halk canıyla kanıyla bunun bedelini öder. Halktan topladığınız vergilerle sosyal medya trollerine maaş verdirirsiniz, halkın seçtiği vekillere küfrettirirsiniz ve halk buna da susar. Aldatılırsınız, susar, açlığa mahkum edersiniz, sabreder. Ama unutmayın, cumhuriyetini, demokrasisini elinden almaya kalkarsanız gelir sandıkta demir yumruğunu indirir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Gelin bu meclise getirdiğiniz anayasa paketini bugüne kadar yaptığınız gibi yapmayın. Hep beraber TRT'yi organize edelim. Bütün siyasi parti liderleri çıksın, halkın önünde şeffaf biçimde bu anayasa paketini tartışsın. Var mısınız? Varsanız buyurun. Bunu yapalım. Televizyonları ele geçirdiniz. Gazeteleri ele geçirdiniz. Sizin gibi düşünmeyen herkesi cezaevine tıktınız. Buyurun, benim söylediğim öneriyi yapalım. Halk Akkoyun, Karakoyun neyin nasıl olduğunu görsün. Arkadaşlar, medyanız tetikçi, yargınız paketçi, köprü geçiş ücretiniz dolarlı, reisiniz atarlı, sermayeniz katarlı, müsteşarınız ByLockçu, kabineniz biatçı, sarayınız kaçak, piyasa tahminleriniz uçuk, anayasanız kaçık, madenleriniz göçük, sağlık sisteminiz bitik, kaşlarınız çatık, istihbaratınız batık. Olmaz arkadaşlar, böyle bir düzen yok, böyle bir dünya yok. Bu hal o hal değil arkadaşlar, öyle bir şey yok. AB'ye res çekiyorsunuz, ondan sonra Şanghay diyorsunuz, Esad'ı devirmek için Suriye'ye girdik diyorsunuz. Tüm ipleri teslim ettiğimiz Putin bir telefon açıyor, Bir anda öyle demedik diyorsunuz. Bir de gidip bölgede tam zıttı istikamette konumlandığınız Rusya ile Türk Akımı nükleer santral gibi anlaşmalar imzalıyor. Ülkeyi enerji açısından bağımlı hale getiriyorsunuz. Ya dün bize Rus ajanı diyordunuz. Şimdi Moskova'dan çıkmıyorsunuz. Komünist komünist diye sövüyordunuz. Şimdi Çin'den medet umuyorsunuz. Böyle ülke yönetilmez değerli arkadaşlar. Böyle olmaz. Türkiye'yi idare edemiyorsunuz. Kolayı bulmuşsunuz nasılsa. Bizim karaladığımız kişi kendisini savunamaz, savunacak bir ekran bulamaz deyip her türlü operasyonu yapıyorsunuz. Sizin fikirlerinize karşı olanlar ajan, sizin fikirlerinize karşı olanlar vatan haini, sizin gibi düşünmeyenler bu ülkenin düşmanı. Arkadaşlar bakın, buradan söylüyorum, halkımız için 81 milyonun hak ettiği demokrasiyi yaşatmak, onu anayasal ve gerçekten demokratik bir ülkenin zemini içerisinde yeşertmek için hiçbir şekilde mücadeleden geri adım atmayacağız. Medyada hedef gösterse, efendim talimatlı savcılar, paketçi yargıçlar da hedef gösterse geri adım atmayacağız. Nazım Hikmet diyor ki, evet vatan hainiyim, siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz ben yurt hainiyim, ben vatan hainiyim, vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan, vatan şose boylarında gebermekse açlıktan, vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın, fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmihalse, vatan polis çopuysa, ödeneklerinizse maaşlarınıza yatan, vatan Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan topuysa, vatan kurtulmamaksa korkmuş karanlığınızdan, ben vatan hainiyim diyor Nazım Hikmet. Hepinizi saygıyla selamlıyorum arkadaşlar.